Sabah yazıhaneye çok acil diye telefon etmişsiniz. Hayırdır? Enver'i bilirsin. Hani şu münazalı tarlaların sahibi mi? Evet. Oğlu dün gece tabancayla saldırdı bana. Ne diyorsunuz? Bir şeyiniz yok ya. Hayır. Allah'tan sarhoştu. Bu konuyla ilgilensene. Tabii ki. Yalnız ortada bir yaralanma durumu falan yok herhalde. Hayır. Mahkemeye çıkana kadar içeri aldırabilir misin? Aldırırız. Ancak mahkemeden de ağır bir ceza beklemeyin. Yaptığı çok bir şey değil. Birkaç ay yatıp çıkar. Uzun yatıp yatmaması önemli değil. İçeri girsin yeter. Hemen çalışmaya başlayayım o zaman. Güzel. Başka bir konu daha var. Tabii, buyurun. O köylünün yarısı toprak meselesi yüzünden bana düşman biliyorsun. Hı hı. Mahkemeye giderlerse kazanma şansımız yok. Arazilerin yarısı elimden gider. Bir avukat filan tutarlarsa haberdar et. Kulağın delik olsun. Olur. Abime baktıysan çiftlikte değil. Ben çıkayım o vakit. Aa, dur canım. Nereye gidiyorsun? Sana biraz Behiye yengemden bahsedeyim ha? Gel. Otur şöyle bakalım. Behiye yengem buraya geldiğinde gencecik bir kızdı. O kadar güzel, o kadar iyi kalpliydi ki. Çok kısa bir süre sonra bütün Adana'nın göz bebeği olmuştu. Günahsız bir melekti sanki. Abime büyük bir aşkla bağlıydı. Abim de onu severdi deliler gibi. Ondan başkasını gözü görmezdi. Ne yazık ki yengemi bir kazada kaybettik. Ama abim yengemi hiçbir zaman unutmadı. Unutmaz da hiçbir kadını onun yerine koyamaz. Şimdi abimin sana olan ilgisinin nedenini anlamışsındır sanırım. Behiye'yi çok andıran bir yüzün var. Sen onu hatırlatıyorsun abime. Yani sana baktığında gördüğü şey sen değilsin. Behiye yengen. Bu yüzden seni hiçbir zaman sevmeyecek. Evlenip koynuna bile girsen güllü olarak giremeyeceksin. Yeter. Susun artık. Neden? Gerçekleri duymak gücüne mi gidiyor? Sen sadece abimin gönül eğlendirdiği bir et parçasısın o kadar.
Buraya ait değilsin ve hiçbir zaman da olmayacaksın. Vakit varken bu çiftlikten ayrıl. Ağlıyor musun sen? Yok canım. Ne ağlaması? Ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. İri bir şey mi söyledi? Hı? Ben seni rezil ettim. Rezil mi ettin? Nereden çıktı şimdi bu? Dün gece büyük kulüpte. Hafif kadınlar gibiydim. Çok ayıp oldu sana. Hiç de öyle değil. Sen içinden geldiği gibi davrandın. Öyle olmak istemiyorum ben. Hanımefendi olmak istiyorum. Güllü Hanım desinler bana istiyorum. Çatal bıçak kullanmayı, oturup kalkmayı, hanımefendiler gibi dans etmeyi öğrenmek istiyorum. Bir de senin gibi gavurca konuşmayı. Tamam. Tamam. Yarın Madame Emma'ya gideriz. O bütün bunları kısa zamanda öğretir sana. Oldu mu? Esrahtan mı? Esrahtan ya. Abo, yaşasın. Yaşasın. Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.